Güneş ve aşırı sıcaklara bağlı nem saç diplerine zarar veriyor. Saçlarda kırıklar ve dökülme meydana gelebiliyor. Yazın daha çok hava sıcak olduğu için güneşten kuruyor saçlarımız. Dolayısıyla çok da vakit kalmıyor. Hep tatiller, denizler, rüzgar, bizim Çorum'un havası malum çok rüzgarlı. Çok bakım gerektiriyor, nem gerektiriyor. Evde hazırlanabilecek karışımlarla bunları önlemek veya kurtulmak mümkün. Kuaför Serap Küçükcanbaz basit ve etkili önerilerde bulundu. Biz herkesin evde yapabileceği ürünleri kullandık saç bakımında. Bunların içinde yumurta akı var, zeytinyağı var, limon var. Onun dışında bal da koyduk çünkü nemini sağlıyor, bakımını sağlıyor. Yıpranmış, kurumuş saçlara uygulanırsa haftada en az bir gün masaj yaparak en azından masajda canlanmasını ve dip hücreleri canlandırıyor. Daha çabuk saç uzamasını ve nem almasını sağlıyor. Küçük Cambaz yaz aylarında yaşanan saç dökülmelerinden kurtulmak için tüyolar verdi. Saç dökülmeleri için kesinlikle kuru taranmaması gerekiyor. Kuru tarandığı zaman saçlar daha çok yıpranıyor ve dipten kopmasına sebep oluyor. O yüzden mümkün mertebe saçımızı nemleyip tararsak ve bunun içinde bakım suları var, onları uygularsak çok daha sağlıklı olur. Aynı zamanda çok sıcakta yıkanmaması gerekiyor normal duşta. Çok fazla da şampuan önermiyorum ben. En fazla 2 sefer. Krem mutlaka uygulanırsa eğer saçta yıpranmışlık varsa, boya varsa krem kullanılması gerekiyor. Serap Küçükcanbaz, ısırgan otu suyuyla saçın nemlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Eğer ısırgan otu dönemimizde şu an yaz dönemindeyiz ve her yerde bulma imkanımız var. Kış döneminde de aktarlarda satılıyor zaten. Bir şişeye koyup kaynatıp suyunu hafif yeşil olur ama bir yan etkisi yoktur. Tam tersi, saçı onunla nemlendirip de tararsak hem bakım sağlamış oluruz hem saçımızı ıslak taramış oluruz. Kuaför Küçük Canbaz yaz aylarında saça parlaklık kazandıracak püf noktaları da paylaştı. Parlaklık kazandırmak için normalde 2 önerim var benim. Biri durulama suyuna sirke. Sirke her şeye faydalı olduğu gibi saça da çok faydası var. Durulama suyuna sirke koyarsak hem parlaklık kazandırır hem de hacmini güçlendirir. Ve her zaman dediğim gibi ılık su. Soğuk en son şok etkisi yaratması için ve bunların tam anlamıyla faydasını görmek için soğuk su uygulaması yapılırsa çok daha güzel olur. Onun dışında ikinci önerim de çay. İçtiğimiz çay, evet. Bu da eğer boyalıysa saç, boyasız da olabilir, hiç fark etmez. Akım esnasında matlık kazandırdığı için hem parlaklık vermiş oluyor saçlara hem de saçın doğal görünümünü sağlıyor.